Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Çoğunluk adına kalp krizi belirtisi sırasında terleme, bunaltı, kusma şikayetleri, kriz anında ağrı hissiyatını size dile getiren hastalarınız oluyordur. Tabii şimdi kalp krizi yani çok ayrı bir antite tabii. Evet. Kalp krizi hakikaten dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesi. Yani ağrı sınıflaması yapıldığında belki de birinci sıraya yerleştirilecek ağrı çeşidi. Çünkü normal hani yerinize iğne batırırsınız ya da sıkarsınız. Ondaki ağrı o bölgenin ağrısı ama kalp ağrısı biraz daha farklı bir ağrı. Yani boğuluyor hissi, ölecekmişsin hissi. Şu anda hemen canın çıkacakmış hissi. Enseye kola korku vurur veren. Mu? Yani ağrı bütün sorular, göğüse vurur. Evet. Ense, bütün göğüse, omuz. Özellikle çeneye doğru, göğüse, kollara, mide ağrısı gibi de olabilir, karın ağrısı gibi de olabilir. Ağrının, kalp krizinin geçirdiği yerlere göre değişiklikler gösterebiliyor. Kalp krizinin şiddetine göre değişiklikler gösterebiliyor. Ağrının çeşidi. Ama en kötüsü işte boğuluyorsun hissi, ölecekmişsin hissi vermesi. Yani o hastalığın en çok muzdarip olduğu şikayet bu. Bazı hastalar tabii ağrı da duymayabiliyor. Şeker hastası olabiliyor. Çok ağrı duyusu, sinir uçları biraz harap olmuş olabiliyor. Çok ağrı duymayabiliyor. Ama bunlar daha çok nefes darlığı şeklinde olabiliyor. O zaman şeker hastaları daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani kendisine. Evet. Bazen çok tipik ağrı olmayabiliyor. Evet. Çok tipik. Yani çok değişken ağrı şeyler. Bazen mide ağrısı gibi geliyor. Şu hasta gidiyor işte endoskopi falan yaptıranlar falan oluyor. Evet. Mide ağrısından dolayı. Halbuki kalbin alt damarındaki tıkandığı zaman böyle mide ağrısı gibi yansıyor. Bazen kol ağrısı oluyor işte boyun fıtığı sanılabiliyor. Yani büyük bir ekip çalışması oluyor. Mesela diş ağrısı sanıyor. Dişim ağrıyor sanıyor. Halbuki buradan çeneye vuruyor ağrı. O zaman tüm vücudumuzu etkiliyor yani diyebiliriz. Işte üst kısmı, göğüs kısmının kısmı. Her tarafta evet. Vurabilir. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.